Kondansatör sağlamlık testi nasıl yapılır? Burada gördüğünüz gibi bir tane kondansatör var. Kutuplu kondansatör. Kondansatör yapı olarak iki iletken arasında bir adet kan ve konulması da elde ediyor. Hani bu bilgi çok güzel. Bütün elektrik elektronikçiler bilir ama biz aynı zamanda yorumlanmamız lazım. Çünkü çevremizde kondansatör yapısına benzeyen birçok cihazlar ve elektrikçilerin Ölümlü kazaların sebep olan bir yapı bu. Çünkü kondansatör elektriği şarj ve deşarj edebiliyor. Nerede bu yapı var? Özellikle hatlarda mesela iki iletken var. Arada hava var. Burada bir kondansatör etkisi oldu. T yaşta, çalışanlar özellikle hani biz bütün atölyelerde yazarız enerji altında çalışmayın ama bazen enerji kesilse de çalışmamak lazım. Çünkü orada mali topraklama yapmak gerekir. Mali topraklama yapmazsak kondansatör yapısından dolayı hatlarda enerji kessek dahi %50 ihtimalle şarjda bir elektrik akımı orada olmuş olabilir. Anlık olarak çarpabilir. Bu yapı aynı zamanda fabrikalarda bacak toz tutma sistemlerinde, kül tutma sistemlerinde de var. Kömürde çalışan kazanlar falan varsa çalıştığınız yerlerde. Bunların toz tutucusu da bir kondansatör özelliği gösteriyor. Böyle yerlerde çalışanlar varsa dikkatli olmaları lazım. Çünkü tedaş TİH, EYH ve bu dediğim yerlerde Birçok hani ödümlü kazaların büyük bir çoğunluğu bu kondansatör etkisinden dolayı kaynaklı. Şimdi sağlamlık testine gelelim. Ölçü aletini direnç kademesine aldım. Ben genelde 200K kademesine alayım. Az önce söyledik kondansatör elektriği şarj ede şarj ede bir özelliği sahipti. Bu yüzden üzerinde elektrik akımı olabilir diye önce de şarj ettim. Kondansatörde artı ve eksi var kutuplu kondansatörde. Eksi olan bu çizgili kısım eksi yazayım. Oraya probun ölçü aletinin probunun siyah ucunu getirdim. Diğer artı ucuna da kırmızı probu değdirdim. Ekranda artan bir değer görmem lazım. Kaça kadar olması lazım bu değer? Ben 200 e aldığım için 200'e kadar gelmesi lazım. Aslında şu an Kondusator, bu kamla Şu an BM ölçü aletimin üzerinden şarj oluyor ve bu yüzden ekranda artan bir değer görüyoruz. Eğer bu şekilde artıyorsa sağlam anlamına geliyor. Tabi sağlamlık testi kadar az önce dediğim yapı da önemli. Bu yapı özellikle sağda çalışan mühendisler, teknik elemanları varsa buna dikkat etsinler. Şu an sağlam video pek de uzatmak istemiyorum. Ben bu şekilde genelde 200K'da kontrol ediyorum. Başarılar. Kazasız bir iş hayatı diliyorum de hepinize.